ayağım. Ah! Of! Buyurun bakalım. Of, ah çok! Tombaladan mı çıktın Allah aşkına? Ne olmuş yani? Ayağım burkuldu işte. İstersen sen git. Belki bir hayırsever çıkar da yardım eder. Oh! O lentem artistin, anladın mı? Atla bakalım Kambertaya. Ha? Ne? Tahminime göre buradan gitmişlerdir. Çünkü bu yol dağ yolu. Buradan gitmelerine imkan yok. Peki buradan gitmiş olamazlar mı? Ha, belki. Komiser bey, bittim, mahvoldum. Ne oldu beyefendi, anlatın. Elleri kelepçeli bir kanun kaçağı karımı kaçırdı. Üstelik paramı ve arabamı da kaçırdı. Hangi yöne gittiler? Bilmiyorum. Ah, bir bilsem, namusum, şerefim ayaklar altına alındı. Mahvoldum, bana karımı bulun. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Sakin olun bayım, sakin olun. Ne tarafa gittiler? Dağ yoluna gittiler. Demek ki tahminim doğruymuş. Evet, yanılmamışız. Derhal telsizle bildirin, dağ yolunu tutsunlar. Hadi, başlayın efendim. Karımı bulun, karımı bulun bana. Anlaşıldı, tamam. Bölgemizden böyle bir araba geçmedi. Bütün yollar tutuldu. Lazım gelen tedbirler alındı. Dağ bölgesine doğru gidiyoruz. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Hayatta hiç acı çekmemiş gibi bir halim var be kızım. Şimdi okur üflerim seni, bir şeyin kalmaz. Sen çok iyisin. Sana öyle geliyor. Mesleğim gereği birçok insanların hayatını yansıtıyorum. Karakterler üzerinde katiyen yanılmam. Sen dürüst ve karakteri sağlam bir insansın. Böyle bir insan da kimseye kötülük yapamaz. Tam bir film artisti gibi konuştun ha. Aa, alay etmeyin lütfen. Ben de alay edecek hal mi kaldı be kızım? Adın ne senin? Söylemek istemiyor musun yoksa? Söylemek istiyorum ama... Hadi söyle! Yine alay ediyorsun diyeceksin. Niye alay ediyorsun diyeyim canım, hadi söyle! Televizyon! Ha? Televizyon Niyazi! Bak, yine alay ediyorsun işte! Böyle diyeceğini biliyordum. Çünkü sen taktın bir kere bize kızım. Zaten bütün belalar da bu televizyon yüzünden başıma geldi. Bir daha televizyon tamir etmek değil, seyredersem namussuzum. Hadi, bir kere yürü de ayağının durumunu görelim. Peki, yürüyeyim. Hop hop hop, dingili kıracaksın be yavrum. Senin gibi iyi, mert ve kuvvetli birine ihtiyacım var. Her zaman yanımda olup beni koruyacak birini. Bu beladan kurtulursan hep yanımda olur musun? Hoppala! Bana öyle bakma Allah aşkına, içim hopluyor. Hem sonra bu bela öyle kolay kolay kurtulacak cinsten bela değil. Çok iyi avukatlar tutup seni savunduracağım. Yeter ki sen bir iki ipucu bul. O serserileri bulursam kolay. Seni bana Allah gönderdi. Seni de bana. Bu dertten kurtulunca benimle kalacağına söz verin. Söz. Thank you.
İşte şu. Sen burada kal. Jesse'yi neden arıyorsun? Sen misin? Hayır, arkadaşıyım. Bana Jesse lazım. Onunla konuşmak istiyorum. Benimle konuş. Bir şey fark etmez. Anladım, aynı gruptansınız. Niyazi polisten kaçtı. Bize ne bundan? Sizin için kaçtı. Polis misin? Hayır. Sizinle anlaşmak isteyen biri. Ne hususta? Daha sakin bir yerde konuşsak. Gelin benimle. Ne olur itiraz etme, ben de seninle geleyim. Bu imkansız. Sen hemen polise gidip kocanla olan durumunu bildirmelisin. Savcılıktan korunma kararı almalısın. Ya kocam seni bulup öldürürse? Polise seni öldürdüğümü bildirdiğine göre önce senin ölmen gerek. Sen polise gidersen ben emniyette olurum. Araba hazır galiba. Tamam Nesrin Hanım. Sağ ol Ali Çavuş. Köşke gelince borcumu öderim. Ne borcu hanımefendi? Sizin arazinizden geçiniyoruz. Sayenizde bir de traktörümüz oldu. Arabayı dağda indirip biraz benzin koymanın lafı mı olur? Sizin bunca iyiliğiniz var bize. Allah'a ısmarladık Ali Çavuş. Güle güle Nesrin Hanım. Her zaman emrinizdeyiz. Sizin için değişen bir şey yok. Nasıl olsa başınız dertte. Kurtulmak için Niyazi'yi öldürmek zorundasınız. Bunun yanında bir de kadını öldüreceksiniz. Peki ama biz tanımadığımız bir kadını neden öldürelim? Para için, bu avans. Alsanıza. Daha kabul etmedik. Şimdilik alın. Vazgeçerseniz paramı geri verirsiniz. İşi bitirirseniz 5 misli daha alacaksınız.